Tabii ki benim için çok şey hissetti. Çünkü şurada hava alıyorum. Yani sanki şu anda köyümdeyim. Köydeki hava şu anda burada. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Çünkü betonlarla dolu bir şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla yeşil bir alan, ağaçlar, çiçekler gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Artık hasret kaldık ormanlık alanlara, yeşil alanlara. İşte belediyenin sayesinde bu şekilde yeşil alanları gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Kendimizi daha mutlu hissediyoruz, daha enerjik hissediyoruz. Çünkü ben insanın doğayla iç içe yaşadığında aslında hayattan keyif alacağına biliyorum ve inanıyorum. Falan gelip spor yapıyorum. Sabah 8-9 gibi. Oturuyorum arkadaşlarla, sohbet ediyorum, geziyorum. Spor yapıyorum. Ben 40 senedir bu mahallede oturuyorum. 40 yıldır buradan her gün gelirim yani. Bir saat, bir buçuk saat arkadaşlarla böyle sohbet ederiz. Dertleşiriz, gideriz. Bol bol yürüyüş yapıyoruz. Oturuyoruz, temiz hava alıyoruz. Belediyede güzel yapmış. Zaman zaman gölgede oturuyoruz. Zaman zaman yürüyüş yapıyoruz. Güneşten de faydalanıyoruz. Buraya güvenlik çok önemli. Şuradaki tuvaletlerin, yani ben çok üzülüyorum yani. Oradaki bütün ne cam ne çerçeve kaldı, hepsi kırıldı. Çok güzel, korunaklı. Yani gayet güzel, temiz, kullanışlı. Çok güzel yani. Dizayn olarak da güzel. Şöyle etrafımıza baktığımız zaman hakikaten güzel yani. Her ihtiyacı karşılayacak şekilde insanlar burada piknik de yapabiliyorlar, sohbet edebiliyorlar. Hani insanın sırtını yaslaması için de geriye bir şey yapılabilir. Daha hani uzun süre oturabilmeleri, çünkü böyle durduğumuzda belimiz ağrıyabiliyor ama yaslanmamızı sağlayacak sırtımıza da bir şey yapılabilirse daha iyi olur. Mesela sırtımızı verebileceğimiz bir sandalye olsaydı, mesela böyle düzgün bir masa, böyle oturup böyle rahatla yemek yiyeceğimiz böyle. Vallahi çok güzel. Yapanlar için çok teşekkür ederiz. Eline kollarına sağlık. Sırtımı yasladığım kahverengi bantlar vardı. Yapmışlar arkadaşlar. Orada spor yerleri yapmışlar. Onlarda rahat oturabiliyoruz. Toprak dolduruyorlar. Çoluk çocuk bakmıyor. Bakıyorlar, kırıyorlar. Bunlar hepsi çocuklar kırdı. Burası bizim. Bir dahaki geldiğinde temiz bulmak istiyorsan böyle yapmalıyız. Belediye bakın, hemen 2-3 metre öteye çöp kovası koymuş. Ama insanımız yani üşengeç ya da dalgın oluyor ya da vurdum duymaz olduğu için çöpün hemen oturduğu yere atabiliyor. Rahatına düşkün olduğu için. Onunla ilgili tabelalar konabilir. Lütfen çöpünüzü çöp kutusuna atın diye. Dünya bizim evimiz. Çünkü bakın, korona Çin'den başladı. Tüm dünyayı etkiledi yani. Bir hastalık da öyle. Ya da tüm dünyada yaşayan insanlar okyanusu kirletiyor. Sonuçta bizim bulunduğumuz bölgeye de gelebiliyor kirler, pislikler. Yani insanların yararlanması için, insanların rahatı için, mutluluğu için yapılan bu yapıların hani kullanımıyla ilgili insanlarımızın daha bilinçli davranmasını isterim. Hani kısacası yani kendi evimizde davrandığımız gibi, yoksa düzen olarak gayet iyi yani, belediye işini biliyor.